Serdar hocam anlat. Estağfurullah hocam. Münafıklardan bahsetmiştik hocam inşallah. Siz gelmeden önce inşallah. Onların Müslümanlar arasında fitne çıkardıklarını anlatmıştık ayetlerde inşallah hocam. Münafıkı anlamak için şeytanı iyi anlamak lazım. İnşallah. Şeytanın birebir kopyasıdır münafık. Yani ona akılcı bakmak lazım. Mesela münafığa baktığımızda bu adamı biz teşhis edelim dediğimizde şeytanla ilgili ayetlere bakacağız. Şeytanın ana özelliğini haşa Allah olmak istiyor şeytan. Haşa evet. Haşa haşa Allah'ı beğenmiyor. Haşa. Yani ben daha akıllıyım, daha isabetli düşünüyorum. Mesela çok ilkel bir mantığa sahip ama yani hikmet gözüyle, ledün gözüyle bakmadığı için çok ahmakça kararlar veriyor. Mesela bakın mantığının ilkelliğine bakın. Diyor ki ben diyor ateşten yaratıldım. İnsanları topraktan yarattın diyor. Dolayısıyla haşa mantıksız karar veriyorsun diyor Allah'a. Haşa evet. Onlar bana secde etsin, ben niye ona secde edeyim diyor. Yani tam ahmak. Ledün gözüyle, derinlik gözüyle olaya bakmıyor. Ve ta baştan bir kere Allah hakkında bir karar vermiş o. Yani Allah'a karşı tavır almış. Allah'tan büyük olma kararı almış. Kendisi Allah olmak istiyor. Allah da buna imkan veriyor Cenab-ı Allah. Yani imtihanın zeminini iyi oluşturacağı için, yani iyi değil de yani makul oluşturacağı için. Anlaşıldı mı? Yani çünkü ona hakikaten ihtiyaç var imtihanın oluşması için. Hemen münasebetsizliklerini ve deliliğini insanlara da yaymaya başlıyor. Mesela Hazreti Adem'e de. Şimdi Adem'e haşa sen Allah'tan daha büyüksün demek istemiyor. Enaniyeti daha büyük olduğu için onun. Evet, inşallah. Haşa Allah olmak isteyen kendisi. Ama onu kendi etkisi altına almak için onun zaafı ne olabilir diyor, düşünüyor. Ya benim zaafım, mesela kendinden bakıyor, kendi zaafı nedir? Mülk sahibi olmak, mal sahibi olmak, rahat etmek ve sonsuza kadar yaşamak. İnşallah. Şimdi haşa Allah'tan da şüphe ediyor. Yani acaba sonsuza kadar yaşatacak mı? Yani sonsuza kadar imkan verecek mi gibisinden şüphesi var. Onu Hazreti Adem'e yansıtıyor. Evet. Diyor ki sana diyor sonsuzluğun sırrını vereyim mi? Sonsuzluğun yolunu sana gösterteyim mi diyor. Sonsuz olmanın yolunu diyor. Birden Hazreti Adem'in aklına şüphe düşürüyor. Halbuki Allah zaten onu yaşatacak. Orada Allah'a güvenmesi gerekiyor Adem. Zelle peygamber hatasından zelle denir. Zellede bulunuyor ve adama uyuyor. Evet. Onun dediğine uyuyor yani. Mesela münafık ilk aşamada onu kendine bir adım attırmış oluyor. Yani o tabii ikinci, üçüncü, dördüncü aşamaları vardı ama Allah o aşamada Hazreti Adem'i kurtarıyor. Yoksa şeytan onun peşini bırakmazdı. Evet. Yani bir tek ondan bırakmazdı. Yani o yedirtirdi. İnşallah. Ondan kalmaz o. İnşallah. O ekip olmak istiyor. Melekleri haşa hiç önemli görmüyor. Haşa evet. Yani onlar zaten hiç önemi görmesinden ne şu, Adem'e secde ediyor onlar. Hazreti Adem'e secde ediyor. Zaten İnşallah. Onların kaybettiği kanaatinde evet. O yönde. Yani gurur ve kibir ve enaniyet ve büyüklük hissi olduğu için onların o vasfını zaten kaybettiğini düşünüyor. Evet, yani büyüklük falan. Onlara hiç dokunmuyor. Sadece Adem'e. Adem'i de Allah'ın ona değer vermesinden dolayı ona şey yapıyor. Öfkeleniyor. Evet. Yani onu da istemiyor. Tamam. Ona da o şey. Sadece kendisine önem verilmesini istiyor. Onun için Allah insanları önemli görür. Yani meleklerden daha önemli görür. İnşallah. Yani daha çok değerlidir yani inşallah. Tabii onlar da değerlidir ama o insanları Allah daha değerli görür inşallah. Tabii anlatılabilmesi için bu cümleleri seçiyorum yani. Tabii bu Türkçe tam bazen uygun olmuyor ama anlatabilmek için. Estağfurullah. İnşallah. Teşbihte inşallah hata olmaz. Allah i̇nşallah. Affetsin. İnşallah. Bir de şeytan Allah'a karşı sanki böyle gizliden seviyormuş da gizliden saygı duyuyormuş da belli etmek istemiyormuş gibi böyle tam böyle sapık karakteri yani. Evet. Diyor ki ben diyor Allah'tan korkarım diyor. Çok hayret edecek bir şey. Madem korkuyorsun niye psikopat da yapıyorsun yani? Değil mi? Çok anormal evet, bir hocam. Tavrı var.
Bir de deliliğinin gereği olarak mesela cehennemi göze alıyor. Cehenneme gideceğini bile bile bunu yapıyor. Evet. Yani o kadar hırslı, o kadar azgın. Hani var ya psikopat tipler olur, gider kafasını duvarlara vurur, gider kendini yakar. Manyaktır yani. Her şeyi göze alır. Sen mesela cehennemde sonsuza kadar yanarsın diyorsun, yanayım diyor. Evet. Bu tarz manyaktır şeytan. İnşallah. Yani münafık da bu tarz manyaktır. Yani bilir fakat buna rağmen yapar. Aynısıdır, tıpkısıdır. Hani böyle manyak filmlerinde falan olur ya böyle bu tipler. Yani şeytanı manyak filmlerinde insanlar bilinçaltında bildikleri için filmlerde onlar gösterirler, o tip şeyler yaparlar. Evet hocam. Bakın sonsuza kadar cehennemde kalmayı göze alacak kadar azgın. Ama orada da insanlara sükse yapıyor, diyor ki kendince ben Allah'a iman ediyorum diyor. Allah'tan korkuyorum ve ben sizi öyle teşvik etmedim diyor. Onlar aşağılıyor orada kendince. Bakın gene orada enaniyet yapıyor. Yani kafayı enaniyete taktı ya. Ben sizi sadece çağırdım diyor. Siz diyor o kadar düşüncesizsiniz ki, o kadar akılsızsınız ki. Sadece çağrımı yetti diyor, gittiniz. Sapık oldunuz diyor, anormal oldunuz. Ben size böyle bir şey dedim mi diyor, gidip böyle bir şey yapın. Evet. Demedim diyor. Ama dolayısıyla çok akılsızsınız, ben sizden daha akıllıyım. Bak burada da akıllıyım diyor. Evet. Anlaşıldı mı? Yani derdi güne enaniyet, büyüklük hisse. Cehennemde ama hiç önemli değil diyor, yanayım diyor. Ve sonsuza kadar Allah'a karşı dik başlı şeytan. Evet. Yani psikopat, manyak. Evet. Onun için diyor ya Cenab-ı Allah, pişmanlıklarını gizlerler diyor cehennemde. Minnesel diyor ki cehennemde vazgeçiyor seni, vazgeçmiyor. Yani sonsuza kadar vazgeçmiyor adam. Manyak yani. Evet inşallah. Allah onu öyle yarattı. Yani insan hep değil mi, pişmanlık duyduklarını zannediyor. Evet hocam. Hatta diyor göz ucuyla bakar diyor pişmanlığına gizlerken. Yine enaniyetin, enaniyeti devam ediyor. Burada dünyadaki münafıklara bakın yine aynı ağrına gider. Mesela Dırar Mescidi'ni kurduğunda münafıklar, haşa peygamberimizi beğenmiyorlar. Aslında Allah'a karşı da içleri kinli. Ama bunu direkt ifade edemiyorlar. Yani onun için bir mescide ihtiyaçlar oluyor. Mescid olmasa kimse gelmez. Yani tam Allahsız, kitapsız olduklarını söylese gelmez. Evet. Onun için Allah'a inanıyoruz diyorlar ki mescid olsun. Yani biraz onlara hareket kabiliyeti sağlıyor mescid. Mesela namaz kılmaları onlara hareket kabiliyeti sağlar. Sakal bırakıyor mesela, cübbe giyiyor. Evet. Sarık sarıyor. Böyle ya tesbih çekiyor. Oradan anlıyor ki insanlar, ya bunlar herhalde Müslüman. Evet. Halbuki değil. O onu bir haşa tuzak olarak kullanıyor. Yani çünkü onu kullanmadığında aleni kafir olmuş oluyor. Evet inşallah. O ona yaramıyor kendi kafasına göre. O münafıklığı istiyor. Peygamber Efendimiz'e karşı öfkeyi de açıkça söyleyemedikleri için böyle bir mescitte böyle bir usulle söylemeye uygun buluyorlar. İnşallah. Mesela diyor ki bakın diyor buraya diyor bu mescide diyor hiç kadın girmez diyor. Ama peygamberin mescidine gidin diyor. Orada kadın da geliyor diyor. Kadınlar da geliyor diyor. Burada biz diyor mesela kadına karşı bir şey duymuyoruz, görüyorsunuz diyor. Yani dünyadan çekildik biz diyor. Yani bizim bir kadın şehvetimiz yok diyor. O kadar takvayız ki diyor. Ama onlar kadına düşkünler, görüyorsun diyor. Evet. İstekliler diyor. Mesela bak biz diyor ne altın takıyoruz, işte ne süs takıyoruz diyor. Mesela bayanlar, hanımlar. Ondan sonra diyor Allah ziynetlerinizi takınıp gelin diyor ya şeye. Evet. Ayet-i Mescid'lere. Ziynet dünya hayatının süsü diyor, biz ziynetle bizim ne işimiz var diyor. Niye ziynet takalım diyor. Değil mi? Biz evet. Kendimizi Allah'a vermiş insanlarız diyor. Ziynet niye takalım diyor. Allah diyor ya ayette ziynet. O adam evet, konmaz diyor. Diyor. Takvaya uygun değil diyor. İnşallah mı? Biz tamamen kendimizi Allah'a verdik diyor. İnşallah hocam. Evet hocam, ilgili. Evet. İnşallah. Komşeden Allah'a sınırım. Araf suresi 31. ayet. Ey Ademoğulları, her mescit yanında ziynetlerinizi takının. Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü o israf edenleri sevmez. Şimdi o ziynet münafığın en ağırına giden bir şeydir. Hazreti Süleyman'ın ziynetleri de onlara çok ağır gelmişti. Hazreti Hasan'ın, Hüseyin'in kıyafetleri de çok ağırlarına gitmişti. Peygamberimizin cübbesi, kıyafetleri maşallah de çok ağırlarına gitmişti. Biz diyor bak çula büründük geldik diyorlar, üstümüzde çul var diyorlar. Yani o kadar takvayız ki diyor. Bak günlerden beri diyor yemek de yemiyoruz diyor. Kadınlarla ilgili var ya diyor, haşa o sen benim annem gibisin diyor. Evet hocam, inşallah. Evet. Karısını da kendine haram kılıyor böyle. Evet hocam. Münafıklar. Yani cinsellikten nefret eden bir uslupları var ama helal olan cinsellikten ve dolayısıyla kadından. Evet. Kadından nefret eden bir uslupları var.
temiz ve güzel giyinmekten ve ziynetten de nefret eden bir uslupları var. Bir de dinin kolay olması çok bunaltıyor onları. Ya diyor adamlar namazını kılıyor çıkıp gidiyorlar diyor. Olur mu diyor. Mescide gelin diyor. Orada dedikodu yapıyor adam akşama kadar mescitte. Orayı bir haşa toplantı yeri gibi kullanıyor sadece. Yani dedikodu yapılacak bir toplantı yeri olarak kullanıyor. Yani münafıkların o kadar çok numarası vardır ki. Bir tane, iki tane, 10 tane değil. Ama hepsini Kur'an'a uygun, peygamberin sözüne uygun iddiasını yaparlar. Peygamber dünyadan geçin demedi mi diyor. Evet. Ulan eşek herif. Dedi ama o anlamda dünyayı tamamen bırakın, böyle avanakça sürünün mü dedi. Estağfurullah. Değil mi? Evet. Dünyayı Allah'ın dinine hizmette kullanın diyor. İnşallah. Dünyada sizindir diyor Allah, nimetler. Ahirette yalnızca sizin diyor. Dünya nimetlerini tabii ki kullanacak mıyım? İnşallah. O hiç kullanmayın anlamında dedi diyor. Peygamberin dediğini peygamber öğretmeye kalkıyor. Estağfurullah. Ve çarpıtıyor. Ve çarpıtılmış hadislerin kaynağı o devrin münafıklarıdır işte. Evet hocam inşallah. Yani var ya şu an din, şu ana kadar gelen çarpıtılmış sapkın inançları vardır. Hepsinin kaynağı o Dırar Mescidindeki münafıklardır, üçkağıtçılardır. O sahtekarlar silsile yoluyla devam ettirdiler şu ana kadar. Uydurma rivayetleri, uydurma izahları, işte var ya meşhur işte çaput bağlamadan tut bilmem başka şeyden çık. Her türlü sapkın inanç. Evet hocam inşallah. Onun için bak münafıklara çok uçtadırlar. Ya peygamberi hiç kabul etmezler. Ya peygamberi çok seviyor görünümünde fakat peygamberi içten içe kinli olurlar. İnşallah. İki ayrı cereyan şeklinde geçmiştir. Mesela İslam'da Müslümanlıkla peygamberin vefatından sonra çıkan cereyanlarda bu iki uç düşünce gelişmiştir. Biri peygamberimizin sünnetine, peygamberimize bağlılığa, sadakate karşı öfke tarzında. Biri de peygamberi çok seviyor adı altında peygamberi ve